Babanın biri almış olduğunu çocuğunu memleketine gitmiş. Almış oğlanı babasının mezarına gitmiş. Dili döndüğünce bildiği duaları okumuş. Dönerken demiş ki lan oğlum bak dedenin mezarına geldim bildiğim duaları okudum. Eh bir gün biz de bu dünyadan göçeceğiz. Sen benim mezarıma gelince ne okuyacaksın demiş. Gazete okuyacağım baba demiş. Lan nereden çıktı demiş. Vallahi baba demiş dedem sana ne okuyacağını öğretti. Geldin okudun. Ben senin elinde gazeteden başka bir şey görmedim. Gelir sana bol bol günlük haberleri okurum demiş. Acaba bir gün çocuklarımız gelirlerse, gelip gelmeyecekleri de belli değil de, hani oldu da internet üzerinden artık mezarımızı ziyaret ederler de, oldu da yolları düştü. Acaba ne okuyacaklar mezarımızda? Herhalde baba merak etme Polat abi ölmedi mi diyorlar. Başka bir şeyden mi bahsederler? Analarının mezarına gittiğinde Fatma Gül'den mi bahsederler? Başka şeyden mi bahsederler? Artık herkes kendi hesabını kendisi görsün. Kıymetli dostlarım, maalesef maalesef anne sabah kalkar kalkmaz 2 yaşında çocuğu oturtuyor televizyonun başına, veriyor eline kumandayı, bedava bakıcı. Anaokuluna falan bak göndermenize gerek yok. Git bütün İstanbul'u dolaşken hala çocuk akşam televizyonun başında. Bak oğlum üstteki tuşa basınca kanallar ilerliyor, alttakine basınca geri geliyor. Merak etme o senden iyi biliyor. Ana da yan tarafta bilmem kimi izliyor. Gözümle gördüm 9 aylık çocuk yemek yemiyor. Babası şu klipleri aç benim oğlum klip izlerken ağzını açacak. Bak 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 oğlum ablan ne yapıyor? Çocuk da bakarken anne de kaşığı sokacak ağzına. E bravo midesine bir lokma gitti. Bu çocuğun ruhuna ne gitti ruhuna? Gönlüne ne gitti? Şu an Fransa'da elin gavuru dediğimiz Fransa'da 0-3 yaş arasında çocukların çocuk kanalı dahil televizyon izlemeleri yasak kıymetli dostlar. Niye? 0-3 yaş arasında bir çocuk bir saniyede 25 milyon kare görüntü alıyormuş. Dünyanın en iyi kamerası bile bu kadar görüntü alamıyor. Bu ne demek? 0-3 yaş arasında bir çocuk gördüğü, duyduğu her şeyi ama her şeyi hafızasına kaydediyor. Allah aşkına çocuklarımız neleri alıyorlar? Geçen kızıma kalem almak için kırtasiyeye girdim. Baktım babanın birinin kucağında 11 aylık bir çocuk. Çocuk konuşmayı bilmiyor. Bir baktım pepe 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 diyor. Lan baba demeyi bilmiyor pepe diyor. Babayı görse tanımaz pepeyi tanıyor ama. Anket yaptılar çocuklar üzerinde, küçük çocuklar üzerinde. Evden babanızı mı atalım televizyonu mu? %93'ü babamı atın dedi. Ne yapacak bir işe yaramıyor. Hiç olmazsa televizyon çocukları eğlendiriyor ya. Şu düştüğümüz hale bakar mısınız kıymetli dostlarım? Ben bir gün fazla zamanım yok fazla zamanınızı almayacağım. Babama dedim ki ya baba dedim sen ilkokul mezunu bir adamsın. Psikoloji bilmezsin. Pedagoji bilmezsin. Çocuk eğitimi bilmezsin. Bir gün bizimle oturup fizik, kimya, matematik, coğrafya çalıştığını görmedim. 5 kardeşiz. İçlerinde en kötüsü benim. Elhamdülillah dedim kötü insanlar olmadık. Ya sen ne yaptın da biz iyi insanlar olduk dedim. Lan oğlum dedi ben öyle senin gibi psikoloji miskoloji bilmem dedi. Ben iki şey yaptım dedi. Ne yaptım baba dedim. Bir size haram lokma yedirmedim. İki aha bu eve benden sonra kimse giremedi. Hatırlayın çocukluğunuzu, akşam ezanı okunacak, erkeksen evde olma da göreyim seni. Hayatımda bir kere akşam ezanından sonra eve girmeye teşebbüs ettim, babamın sesini duydum, 3 gün amcamlarda saklandım. Babam herkes sofraya oturmadan yemeğe başlamazdı. Herkes aman mı? Tamam, bismillah der kaşığı sallar, sonra biz başlardık. O bir yemek değildi, anam babam bize vereceği terbiyeyi o sofra etrafında verir, hanım... Duydun mu Mehmetlerin oğlan ne yapmış? Aslında bana diyor ki aklını başına al yediğin haltlardan haberin var ha der. Sofra bazen 2 saat kalkmazdı. Şimdi eve gidiyorsun hanım yemeği getiriyor. Hanım çocuklar nerede? Bey onlar yedi odasında dediği bilgisayarın başında. Ya da hanım sesleniyor. Bey yemek hazır hadi gel. Hanım ATV'yi aç geliyorum ATV'yi aç. La izliyor yemek yiyoruz da. Neremizle yediğimizi bilmiyoruz. Oysa baba o lanet olası televizyondan bir gözünü alsa oğlan karşına feryat ediyor. Baba uçurumun kenarındayım gidiyorum. Okulların arasında sigaranın içine uyuşturucu otlar koyuyorlar. 5 liradan satıyorlar. Bonibon şekeri gibi uyuşturucu hap dağıtıyorlar. Beni tuzağa düşürecekler sizden uzaklaştıracaklar. Ya bir tutsana elimden diyor. Kız diyor ki ana
bırak başkalarının gözlerinin içine bakmayı da bana bak bana, yüreğim paramparça, sana ihtiyacım var, sevgine, kalbine, muhabbetine. Anamın derdi başka, babamın derdi başka. Gelin bu sabahın bir bereketi olsun. Bugün eve gittiğinizde eşiniz ve çocuklarınızla beraber bugünden itibaren bir karar alın. Akşamları yarım saat aile saatiniz olsun. Çay saati, meyve saati, çerez saati, sevgi saati, gönül saati, adına muhabbet saati deyin. Bu evde 9-9.30 çay saati. Baba benim sınavım var. Başlatma şimdi sınavından, yarım saatten bir şey olmaz. Bütün aile efradı oturun bir odada, mümkünse yer sofrasını serin, çaylar, çerezler, meyveler. Vallahi de billahi de bir baba oğluyla iki bardak çayı yudumlarken bir de sevgiyle gözlerinin içine bakıp iki kelam etse, oğlan uyuşturucu mu kullanacak, çeteye mi üye olacak, evden mi kaçacak anlayacak. Ama ana bir elmayı soyup kızına uzatırken sevgiyle gözlerinin içine baksa, kız depresyona mı girmiş, kocaya mı kaçacak anlayacak. Ama ana bir odada, baba başka odada, çocuklar başka odada, herkesin kendine göre bir dünyası var maalesef. Kıymetli dostlar, geçen 17 yaşında bir delikanlıya ev sizin mi kira mı dedim, bilmem ki dedi, babama sor dedi ya. 15-16 yaşında gençlere nasılsın diyorsun, ha ben böyle aptal aptal yüzümüze bakıyorlar, konuşmayı bilmiyorlar. Misafirliğe gittik evine, 14 yaşında oğlanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık sıt koca, hoş geldin de, geldi böyle yüzüme bakıyor. Nasılsın dedim, dersler nasıl dedim, hayat nasıl gidiyor dedim, hadi git dedim. Bir kelime konuşmadı ya. Kızımın okuluna gittim. 6. sınıfa giden çocuğa anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor. Hadi oğlum şu kaşığı da al. Abla ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak, aç. Öyle çocuk yetiştirdik. Vallahi kapının önüne salsanız okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsa öğretmeni evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz, zavallı çocuklar yetiştirdik. Yolda yürüyoruz, bir çukurla karşılaşıyoruz. Anne çocuğun bir kolundan, baba bir kolundan. Hop benim aslan tosunum. Ondan sonra tosunlar büyüyor, tosacak yer arıyor. Tosun, tosun, tosun. Ne yapar tosunlar? Tosunlar tosar. Önce de babaları tosuyorlar. Oh olsun. Oh olsun. Kimse kusura bakmasın. Bir ergenlik diye bir kavram çıkardılar Türkiye'de. Bu ülkenin gençlerinin anasını ağlattılar. Ne hikmetse 12 yaşında başlıyor. Ben 30 diyeyim, siz 40, 50, 60, 80 yaşına kadar devam ediyor. Lan ne bitmez bu ergenlikmiş. Şaka değil, oyun değil, oyuncak değil. Babasının 11 yaşında koca bir devleti teslim ettiği Fatih Sultan Mehmet acaba ergen olmadı mı ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra fark ettim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali'ye ashabım diyor. Hazreti Ali 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 12 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. Talha bin Ubeydullah 15. Sa'd İbni Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbni Erkam 17, 17 yaşında Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor Allah Resulü. Peygamberimizin son komutanı, arkasında koca koca sahabeler, 19 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki, Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Bizim 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşında çocuklarımız ne yapıyor Allah aşkına? Ya hoca onlar sahabeydi diyorsanız, kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Eminim şu camide bunu yaşayan mutlaka kendisi ya da babası yaşayan biri mutlaka vardır. 12 yaşındayken babam ilkokulu bitiriyor, dedem otogarda bindiriyor otobüse. Hadi oğlum Ahmet git İstanbul'a çalış, para kazan, para gönder. Köyde iş yok, güç yok. 12 yaşında Topkapı'da iniyor, Yeni Bosna'da bir iş buluyor, çalışıyor, para kazanıyor, babasına para gönderiyor. Babam 19 yaşına gelince dedem mektup yazmış. Oğlum Ahmet,
sana amcanın kızı Ayşe'yi aldım. Alayım mı? Değil. Aldım. Sen şu kadar para gönder, sonra da gelsen olur. Anamı gelin etmişler, babam 6 ay sonra gitmiş. Bir gün dedim, dede niye yaptın dedim. Lan oğlum dedi, Nisan ayı iş güç zamanı, tarlada, bağda, bahçede çalışacak geline ihtiyaç var dedi. Baban dedi Ekim'de geliyor, Ekim'de alıp bütün kış yatacak gelini ne yapayım dedi. Bazen düşünüyorum, 12 yaşında İstanbul'a çalışmaya giden babam, 15-16 yaşında evlenip 17 yaşında beni dünyaya getiren anam, acaba ergen olmadı mı ya? Siz ergen olmadınız değil mi? Hele çocuklar olsun, ondan sonra fırsatınız olursa siz de olursunuz bir ara. Geçen babanın biri öyle diyor. Vallahi hoca diyor, doğru söylüyorsun diyor. Biz genç kızken diyor depresyon, depresyon nedir bilmiyorduk diyor. Şimdi bizim kızların hepsi depresyonda. 2011 yılında Sağlık Bakanı açıkladı. Türkiye'de 38 milyon kutu depresyon hapı satılmış. Bu resmi rakam ha. Gayri resmi, reçetesiz alınanlar bilinmiyor. 38 milyon kutu. Bu ne demektir? Her iki kişiden biri depresyonda, öbürü de gitmediği için haberi yok. Gitse o da depresyonda. Dedim ki abla, sen genç kızken depresyona girmeye zamanın vardı da sen mi girmedin? Tam odaya çekiliyordun, akşam depresyona girecektin. Anan sopayı indiriyor da geberirse kalk, bulaşıklar seni bekliyor. Kalk şu sopayı topla. Ama şimdi kız geliyor, çantasını atıyor, SLM anne, selam da yok, SLM, giriyor odasına, kapısını kilitliyor, yatağına uzanıyor, MP3 MP4'ünü takıyor, elinde cep telefonu, ayda 10 bin mesaj bedava. O depresyona girmesinde ben mi gireyim ya? Kızım, hadi gel, sofra hazır. Tamam anne, çorbayı koy, geliyorum. Kız koydum, soğuyacak. Ne var, bir daha ısıtırsın. Ne var ya? Bir daha ısın. Misafirliğe gidiyoruz. Evde 14-15-16 yaşında, özür diliyorum, kazık kadar delikanlı var. Çayı baba getiriyor, baba baba. Evde 16-17 yaşında kazık kadar kız var. Hizmeti anne yapıyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Ne yapacak bu çocuklar? Kızlara bakıyorsun bir alem, erkeklere bakıyorsun başka bir alem. Nasıl olacak? Bakkaldan ekmek aldıramıyoruz. Akşam 5'e 6'da çöp attıramıyoruz. Bu evin hizmetçisi ben miyim diyor. Onun istediğini 2 gün alma da göreyim seni. Canınıza nasıl okuyor. Kıymetli dostlar, özel bir şeyle bitiriyorum. İbrahim hocam bilir, 10 yıldır anlatıyorum. Geçen hafta Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili de söyleyince telefonlarım kilitlendi. Ya hocam sen 10 yıldır söylüyordun, bak doğruymuş. Yalan söyleyecek halimiz yok. Türkiye'de oynanan bütün oyunlar, hocam dedi ya, gümrüksüz ithal ediyoruz. Düşüncelerin hepsinin altında yatan en büyük etken gençlerimiz. Kıymetli dostlar, yüreğinizle, kalbinizle bu bölümü dinleyin. Hep beraber çıkalım ondan sonra. Bundan 8 sene önce Hollanda'da bir seminerden çıktım. Beni Hollandalı bir milletvekiliyle tanıştırmaya götürdüler. Adam Avrupa Birliği'nde parlamenter. Beni gördü, ikide bir bir şey soruyor. Tercüman arkadaşa dedim ki ne soruyor? Hocam dedi, senin yaşını soruyor. Ne yapacak benim yaşımı dedim. Söyle, 26-27 de dedim. Hocam dedi, adam diyor ki Türkiye'den size seminer vermeye gelen kişi bu mu? Sizin eğitimcileriniz bile bu kadar genç mi? Oturduk. Adam Avrupa Birliği'nin genç nüfusuyla Türkiye'nin genç nüfusunu masaya koydu. Döndüm, 8 yıldır Türkiye'de gençlerle ilgileniyorum. Bu ara günde 3-4 tane lisede, İstanbul'da, Bağcılar'da, o bölgede öğrencilere seminer veriyorum. Gece gündüz koşturmaya da devam edeceğim Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar, Avrupa Birliği'nin resmi rakamını söylüyorum size. 2020 yılında, yani 7 yıl sonra, yani sizin çocuklarınız 30'lu yaşlarda, 25'li yaşlarda hayatının en güçlü dönemindeyken, Avrupa'da sokakta dolaşan her iki kişiden biri 60 yaşının üstünde olacak. 2020'de Avrupa'da fabrikaların ve şirketlerin çalışması için 100 milyon insana ihtiyaçları var. Nereden getirecekler? Çin'den, Hindistan'dan mı? Elbette entegresi en kolay olan bizi alacaklar. Niye diyorlar siz 2020'de Avrupa Birliği'ni alacağız? Gelip ayaklarımıza kapanacaklar. Bu kulak duydu, bu göz gördü. Geçen sene Hollanda Başbakanı basın toplantısında açıkladı. Şu an Hollanda'da. Lütfen rakama dikkat edin. Ticaretle uğraşan iş adamları, lütfen rakama dikkat. Şu an Hollanda'da 220 bin şirket varisizlik yüzünden kapanmak üzere.
220 bin şirketin sahibinin çoluğu çocuğu olmadığı için, köpekleri de şirket yönetemediği için gelin bizi kurtarın diyorlar. Geçen gazetelerde manşetti, Hollandalı bir iş adamı köpeğine 16 milyon dolar miras bıraktı. Adamın bırakacak başka kimsesi yok. Amsterdam'ı geziyoruz. Arkadaşa dedim ki Hollanda'da ayda kaç tane çocuk dünyaya geliyor? Hoca dedi sen kafayı mı yedin? Ne ayı dedi. Burada yılda bile birkaç çocuk olmaz dedi. Nasıl yani dedim, bunlar çocuk yapmıyor mu dedim. Hocam dedi, Hollanda hükümeti paket üstüne paket açıklıyor. La sevgili vatandaşlarım, la niye çocuk yapmıyorsunuz? Aha göçmenler ülkeyi ele geçirdi. %40, 10 yıl sonra Hollanda'da göçmen başbakan olacak. Geleceğinden endişe mi ediyorsun? Yap çocuğu, ben her ay hesabına 1000 euro para yatırayım. 18 yaşına gelince 220 bin euro, 500 milyar alsın iş kursun. Olmaz. 2000 euro kurtarmaz. La 3000 euro verelim. Olmaz abi, biz köpek beslemeye devam edeceğiz. Hepsi üçer beşer köpek besliyor. La bizim memlekette çocuk başı 50 euro diyeceksin, yemin ederim patlama olur ha. Abi 50 eurodan 10 çocuk 500 euro, Allah bereket versin. Çalışmaya gerek yok. İşin esprisi dananın kuyruğunun koptuğu nokta. 2020 yılında her iki kişiden biri 60 yaşın üstünde olacak Avrupa'ya karşı, bugün benim güzel ülkemde 18 yaşın altında 27 milyon genç, nüfusunun %75'i 35 yaşın altında, 60 yaşın üstündeki nüfusu sadece %3.2 olan muhteşem bir gençlik potansiyeline sahip bir ülke. Adamlar şunu söylüyor, bizim çocuklarımız, gençlerimiz yok, bu gidişe de olmayacaklar. Vallahi gözlerimle gördüm Almanya'da. Hastanelere arkadan girilen bir kapı var. Mikrodalga fırın kapağı gibi bir kapak var. Kapağın üzerinde Baby Klade yazıyor. Nedir bu dedim. Hocam dediler, Alman hükümeti gençlere yalvarıyor. Gençler ne olur çocuk yapın. Meşru ya da gayrimeşru. Önemli değil. Yapın, doğduğu gün getirin buraya bırakın. Siz gidin hayatınızı yaşayın. Biz sizin çocuklarınıza bakarız. Baby Klade, çocuk bırakılan yer. Yeter ki çocuk yapın. Adamlar şunu söylüyor. Bizim gencimiz yok. Bu gidişte de olmayacak. Var olanlar da uyuşturucu, alkol hastası, manyağı zaten. Bunlar gelecek mi diyor? Gelecek. Ama diyor, bu gençler tarihleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla, kimlikleriyle, şahsiyetleriyle, tarih şuurlarıyla gelirlerse, bunlar öyle dedeleri gibi Viyana'dan, Miyana'dan dönmez, anamızı ağlatırlar. O zaman biz ne yapalım? Madem şimdiden bu gençler gelecek, şimdiden bu gençleri kendi gençlerimiz gibi yapalım. Allah aşkına Fatih'te, Taksim'de, Bahçelievler'de, Trabzon'da, Van'da, Urfa'da, Malatya'da, Elazığ'da, Konya'da, Kayseri'de, Antalya'da, Edirne'de gezen bir gençle Avrupa sokaklarında gezen bir genç arasında fark var mı? Bir fark var. Bizimkiler bir adım önde, rezillikte. Kimse kusura bakmasın, ben Türkiye'de gördüğüm ahlaksızlığı, rezilliği Avrupa'da görmüyorum. Amaç bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini hedefsiz, amaçsız, kimliksiz, karaktersiz, şahsiyetsiz, geçmişini, tarihini, kültürünü bilmeyen, gelecekten de bir habersiz, hani bugünkü deyimle televole kültüründe, layla kültüründe yiyip içip gezip tozup eğlenmekten başka bir işe yaramayan bir nesil yetiştirmek. Becerdiler mi büyüklerim? Gençlerin hali kısmen ortada. Sokakta bacak kadar çocuk annesine öyle cümleler kullanıyor ki geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar çocuk annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, gıcıksın anne, öf anne, anne katil mi olacağım? Ulan geberisçi anne katili mi olacaksın? Cennetin ayakların altında olduğu anne ve manyak, anne ve kez, anne ve dırdır nasıl yan yana duruyor ya? Hiçbirimizin makamınız, mevkiniz ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı da dahil, hiç kimsenin annesi üzerinde zerre kadar hakkı yok. Etimizden tırnağımıza anamızın ürünüyüz. Üf bile demeyeceksin diyor. Elmalı Hamdi Hoca der ki, üf son limit, üf bile demeyeceksin. Vay bizim halimize ya. Vay bizim halimiz. Çocuk bacakları dikmiş tavana, baba odaya giriyor. Baba, hoş geldin. Yahu eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Belli değil ya. Ya baba, geçen baktım alışveriş merkezinde 4-5 yaşlarında bir çocuk. Babişko, babiş,
Yanushko dedim, herhalde itini kaybetti, onu arıyor. Meğer babasını arıyormuş. Baba da çıktı, oğlişko buradayım dedi. Allah belasını. Babişko, oğlişko, trişko. Bu ne? Baba mı? Baba, fotokopisi yok, çoğaltamıyorsun. Gitti mi? Yerine bir daha gelmiyor. Geçen bir beyan, hocam öyle saygım olur ayağa kalkmakla. Kardeşim, babası içeriye girdiğinde ayağa kalkmayan delikanlı metrobüste, tramvayda oturuyor, 70 yaşında dede başında bekliyor. Uyuyor, numarası yapıyor, sahtekar. Babası içeriye girdiğinde ayağa kalkmayan kız okulda öğretmenine, mahallesindeki büyüklerine de saygı duymuyor. Ben şekilci bir adam değilim. Ama kusura bakmayın, her şeyin bir usulü, adabı var. 15 tatilde ailemin yanındaydım. Babam bir dakika içinde 10 kere odaya girip çıksın, ben onun da ayağa kalkarım. Ne kaybediyorum ya? Ne kaybediyorum? 44 yaşında bir profesör hocama söyledim bunu. Sıtkıcım dedi, ya şimdi anlıyorum bizim neden iyi insan olduğumuzu. Hayırdır hocam dedim. Yahu dedi, Amerika'ya gidiyorum, karşımda 500 tane profesör, seminer veriyorum, stand up yapıyorum. Amerika'nın en iyi televizyon kanallarına katılıyorum. O kadar rahat konuşuyorum ki dedi. İstanbul'a eve geliyorum, babam bizde kalıyor. Babam Hasan dedi mi kız gibi titriyorum dedi. 44 yaşında profesör. Bunun neresi kötü ya? He? Neresi kötü ya? Çocuklarınıza arkadaş olun dedik. E diyorum ki, siz çocuğun arkadaşıysanız bu çocuğun babası kim? E buna bir tane de baba lazım. Sen baba ol ya, o arkadaş bulur. Bizim babalarımız bizi dizlerine almadılar. Şimdi biz de çocukları başımızdan indirmiyoruz. Ya gelin şunun ortasını bulalım ya. Tapmayın çocuklarınıza. Adeta anne babalar bugün çocuklarına tapıyor. Ağzının içine bakıyor. Yavrum, ne yapsam mutlu olursun? Takva at belki mutlu olurum. Annelik yapmıyoruz. Şaklabanlık yapıyoruz. Bizim olmadı, onun olsun. Biz görmedik, onun görsün. Böyle bir şey. Çocuk sizden 500 liralık uçan helikopter falan istemiyor. Geçen BİM'den 2,5 liraya bir araba aldım. Oğlumla 3 saat oynadım. 2,5 lira. Korkmayın. Çocuklar mutluluğu başka yerlerde. Ne olacak bu çocukların sonraki hali? Hayat bunların ağzını burnunu kıracak. Kıymetli dostlar, söyleyecek çok söz var. Geçen Sivas'ta ben bunları söyleyince bir doktor ayağa kalktı. Sıtkı hocam dedi, 5 yıl ilkokul, son cümlem. 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise. 11 yıl boyunca -40 derecede bile eve gittiğimde bir gün kapıyı çaldığımı hatırlamıyorum dedi. Rahmetli anam kapının eşiğinde beni bekler. Alnımdan öper, beni içeriye alır, yer sofrasını kurar, çorbamı getirir. Ben çorbamı içerken o saçlarımı okşardı. Yemekten sonra, oğlum, hele bugün ne öğretti öğretmen, bir anlat bakalım ben de öğreneyim derdi. Okuma yazma bilmeyen anam, meğer bana ders tekrarı yapıyormuş. Hocam, gece 2'de 3'te tuvalete kalktığımda, vallahi de billahi de en az 30 sefer gözümle gördüm ki gecenin 3'ünde o okuma yazma bilmeyen rahmetli anam yatağının içinde benim kitaplarımı kucaklamış, hüngür hüngür ağlıyor. Ya bu kadın deli mi diyordum. Niye benim kitaplarıma sarılıp ağlıyor ki diyordum. Ama şimdi neden yaptığını çok iyi anlıyorum. O bizim okuma yazma bilmeyen analarımızın döktükleri gözyaşı, samimiyetlerinin yüzü suyu hürmetine biz kötü insanlar olmadık. Ama şimdi çok bilmiş bizler maalesef çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Benim okuma yazma bilmeyen anama sorarlardı. Ayşe, oğlun nasıl bir insan olsun? Aman komşular, dürüst olsun, ahlaklı olsun, inançlı olsun, vatanına, milletine faydalı olsun. Şimdi ben de soruyorum ana babalara, babalar, çocuğunuz, kızınız, oğlunuz nasıl olsun? Hocam, iyi bir üniversite kazansın, iyi bir işi olsun, güzel bir evi olsun, iyi bir arabası olsun, iyi bir geleceği olsun. Hani edep, hani ahlak, hani merhamet, hani vicdan, hani insanlık, hani maneviyat? Güzel bir ev olsun, güzel bir arabası olsun, iyi bir geleceği olsun. Hayırsız evlatsa senin 25 yılda biriktirdiğini bir günde yok eder. Yoldan çıkarsa, vallahi İstanbul'un tapusu sizin olsa çocuğunuzu kurtaramazsınız. Diyorum, şu saatler kıymetli saatler, yavrularınız için hüngür hüngür gözyaşı döküp dua edin. Anne babanın evladına duası, peygamberlerin ümmetine duası gibidir diyor. Ne demektir bu?
geri çevrilme şansı yok. Gözyaşları içinde dua edin, dua edin. Bir gün yaramazlık yaptım, anam yakama yapıştı, beni boğacaktı. Oğlum dedi, istesen de yanlış yapamazsın dedi. Niye ana dedim, ben seni hiç abdestsiz emzirmedim de ondan dedi. Ve cahil kadın, nereden öğrenmişsin ki eğer ben evladımı abdestsiz emzirmezsem kötü olmaz. Şimdi yedirdiğimizin, içirdiğimizin ne içinde ne var, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Ondan sonra bu canavarlar niye türedi diyoruz. Rabbim eşiniz ve çocuklarınızla beraber sevgi, huzur dolu bir hayat nasip etsin diyorum. Hakkınızı helal edin pazar sabahı. Belki moralinizi bozduk. Derdim şu, birazdan bu camiden çıkıp evine gittiğinde bugünden itibaren şurada bulunan, şu mescitte bulunan bir abim bugünden itibaren farklı bir baba olmaya, ailesiyle daha kaliteli zaman geçirmeye, paranın pulunun peşinde koşmak yerine eşiyle çocuklarıyla daha huzurlu bir hayat yaşamaya, o lanet olası televizyonları kapatıp evini gül bahçesine çevirip yavrularının gönlüne dokunabilmeyi başartabilirsek, bir kişiye bunu yapabilirsek ne mutlu bize diyorum. Bizi de dualarınızda unutmayın. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek çıkışta söyleyin. Bir daha sürçülisan etmeyelim diyorum. Bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi bozmayın. Mutlaka çocuklarınızı da getirin. Bari bir pazar sabahı erken kalksınlar, gelsinler. Bir büyüğüm, ilim adamı Medine'de bir Arap'ın evinde misafiriz diyor. 2 aylık çocuğu var. Sabah ezanı okundu. Baktım hafif cimcikleyip sabahın o saatinde 2 aylık çocuğu uyandırıyor. Ne yapıyorsun dedim. Küçük çocuğu niye uyandırıyorsun? Şimdiden sabah vaktinde uyanmaya alışsın ki yarın öbür gün kalkması zor olmasın. Evde 18, 19, 20 yaşındaki kalasları kaldırmaya zorlanıyoruz. Allah'a emanet olun. Çok değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Geceniz bereketli olsun, hayırlı olsun. Böylesine güzel bir ortamda, güzel, anlamlı bir gecede büyüklerimin affına sığınıyorum. Mikrofonu bize verdiler. Şimdiden sürçülisan edersek aflarına sığınıyorum. 4 çocuğu olan bir baba olarak burada otururken, biraz önceki kardeşlerimi görürken, hele herhalde birazdan o merasim töreninde en çok yüreği ah vah edecek ve inşallah benim çocuklarım da onlar gibi olsun diyecek kişilerin de ben inanıyorum burada sayıları çok fazla. Bu programa gelme, özellikle gelmek nedenlerimden bir tanesi de bu sene Türkiye'de yaklaşık 300 tane seminer verdim. 17 yıldır bu işi yapıyorum. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gitmediğimiz yer kalmadı. Gençlerle ağırlıklı çalışıyorum. Ama son yıllarda ülkesini çok seven bir insan olarak gençlerin halini görünce üzülüyorum. Okulda, okul önlerinde, parklarda, bahçelerde, alışveriş merkezlerinde oturmalarını, kalkmalarını, üsluplarını, konuşmalarını görünce ya Rabbi diyorum. Yahu geleceğimize emanet edeceğimiz gençlik bu mu diye inanın bazen karamsarlığa kapılıyorum. Geceleri uykularım kaçıyor. Ama elhamdülillah gelip böyle ortamlarda bir tarafta öyle bir gençlik ama bir tarafta değerlerini bilen, Rabbini tanıyan, onun kelamını ezberleyen ve ezberlemekle kalmayıp hayatına uygulamaya çalışan, oturmasını kalkmasını bilen, büyüklerin yanında nasıl davranacağını bilen gençleri görünce gelecek adına umutlanıyorum. Biz anne babalar farkında olmadan son zamanlarda hep çocuklarımızın akademik başarılarına odaklandık. Hepimizin derdi çocuklarımız fen lisesine gitsin, iyi bir Anadolu lisesine gitsin, iyi bir üniversiteyi kazansın, geleceğini kurtarsın. Burada büyüklerim lafına sığınıyorum. Yahu üniversitenin canı cehenneme. Üniversite dediğiniz ne ki? Şu an Türkiye'de üniversiteye gitmeyen adamı dövüyorlar. Önce edep, önce ahlak, önce onur, önce kişilik, önce karakter, önce insan olabilmekte. İnsan olamadıktan sonra ne yapayım ki ben seni? Hatırlayın, geçen sene Çağlayan Adliyesi'nde bir İmam Hatip Lisesi mezunu olan çok değerli savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı 2 tane hain genç makam odasında şehit etmişlerdi. Savcımızı şehit eden gençlerden bir tanesi Giresun'un Çanakçı ilçesine gömüldü. Tevafuk, ertesi gün seminerim vardı. Kaymakam Bey dedi ki, hocam dedi, savcımızı şehit eden bu delikanlı üniversite sınavında Türkiye 12.'si olmuştu. Yahu Türkiye 1.'si olsa ne olur ki? Adam olamadıktan sonra, insan olamadıktan sonra. Burada genç kardeşlerim var. Kızlar, sizi tenzih ediyorum. Sizler de görüyorsunuz. İnan bazen sokakta kızları görüyorum. Kız mı erkek mi belli değil. Son zamanlarda acayip acayip türler türemiş. Liseli kız, üniformalı kız arkadaşına sesleniyor. Kız, kanka, salak, gelsene lan buraya. Yahu kızım dedim, tipin kıza benziyor da
Davranışlarım benzemiyor. Çamlıca'da eğitim merkezim var. Tam gireceğim. 7. sınıfa giden bir kız yanındaki erkek arkadaşına bir küfür söyledi. Ben ömrümde böyle bir küfür duymadım. Kız erkeğe söylüyor. Sokak ortasında, alışveriş merkezlerinde bacak kadar kızların analarına söylediği kelimeleri, cümleleri duyuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar kız sokak ortasında annesine saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne, kapa şu çeneni anne, anne, ne var geberisice diyesin geliyor ama bir şey diyemiyorsun. Ya cennetin ayaklarının altında olduğu anne ve manyak, anne ve kez, anne ve dırdır yan yana nasıl duruyor Allah aşkına? Hiç kimsenin, hiçbirimizin makam ve mevkiniz ne olursa olsun annemiz üzerinde zerre kadar hakkımız yok. Etimizden tırnağımıza hepimiz anamızın ürünüyüz. Üf bile demişsin diyor ayette. Elmallahım diyor hoca der ki üf son limit ha üf bile demeyeceksin. Vay bizim halimize. Delikanlı bacakları dikmiş tavana. Baba odaya giriyor. Baba hoş geldin. Eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Belli değil. Baba bu ya. Bir gün baktım alışveriş merkezinde 4-5 yaşlarında bir çocuk. Babişko, babişko dedim herhalde itini kaybetti onu arıyor. Meğer babasını arıyormuş. Baba da çıktı oğlişko buradayım merak etme dedi. Allah canınızı almasın dedim. Babişko, oğlişko, anişko oluyorsunuz bu arada siz de. Ya baba baba ikincisi yok, fotokopisi yok, çoğaltamıyorsunuz. Allah korusun babanızı kaybederseniz mezarına gidip ağlıyorsunuz. Ne hikmetse bu ergenlik döneminde kızlarımızın mesela konuşmaları bir tuhaf oluyor. Böyle konuşurken ağız sağa sola kayıyor. Ama hocam falan şöyle bir tane çakıp düzelteceksin ama dayak yasak eğitimde. Onu evde babanın düzeltmesi lazım ama evde de öyle baba yok. Kelimeleri farklı kullanmayı ayrıcalık zannediyor mesela. Mesela evet demiyorlar. Avet. Ya avet ne? Kitabımı imzalıyorum liseli öğrencilere. Ne demesi lazım kızın? Teşekkür ederim hocam. Teşkür hocam. Ya teşkür ne? Adam gibi konuş. Liseli delikanlı erkek küfrediyor arkadaşına. Oğlum dedim bak arkadaşın sana küfrediyor. Yok hocam dedi o beni çok seviyor dedi. Meğer ne kadar çok küfrederse o kadar çok seviyormuş. Ya bugün çocuklarımız öğretmenleriyle nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Geçen sene Bağcılar'da bir liseye seminere gidiyorum. Tam okul kapısından gireceğim. Baktım öğretmenin biri ağzında sigara elinde fotomaç gazetesi. Pazartesi sabah olması hasebiyle. Affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum. Delikanlının bir tanesi geldi. Hocam dedi. Ne yaptık bu hafta sizi dedi. Baktım hoca da haftaya biz sizi şey ederiz dedi. Ya aslanıma dedim uyandır beni bu bir kabus. Sene 94 Manisa'da lisede okuyorum. Öğlen teneffüs zili çaldığında koşar bisiklete biner eve yemeğe giderdik. Zil çalar çalmaz hemen yola çıkardık. Çünkü bir fizik hocamız vardı. Yaşça ileri bir hocamızdı. O da bisikletiyle eve yemeğe giderdi. Allah korusun eğer o bizden önce yola çıktıysa biz o öğlen aç kalırdık. Çünkü hocamızı bisikletimizle geçmeye utanırdık. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum inancına sahip olan bizler bugün gençlerimiz çocuklarımız öğretmenlerine bu edepsizliği saygısızlıkları yapacak duruma nasıl geldiler kıymetli dostlar? Onun için sizler çok özel bir görev yapıyorsunuz. İbrahim hocam söyledi bir yılda hafız olunur mu? Vallahi bu millette öyle bir zeka var ki bizi yıllarca kandırmışlar. 13-14 yıl öncesine kadar yurt dışına gitmeden önce eğitim sistemimizde hainler bilerek yapmış. Batı çok ileride biz gerideyiz. Ya Batı niye ileride? Abi baksana adamlar cep telefonu, tabletler, bilgisayarlar, uzaya uydu gönderiyorlar. Bütün teknoloji adamlarda. Ben de zannediyordum hakikaten bu Avrupalılar bizden daha zeki. Her hafta sonu yurt dışındayım. İşim de insan. Gittiğim zaman insanları inceliyorum. Bir Alman nasıl? Bir Fransız nasıl? Bir İtalyan nasıl? Bir Amerikalı, bir Kanadalı nasıl? Ya bu öküze tapan Hintliler nasıl oluyor da bilişim sektöründe dünya devi oluyor diye bakan bir kardeşiniz olarak size yemin ederek söylüyorum. Kuru milliyetçilik olsun diye değil. Dünyanın en zeki milleti biziz. Allah bu milleti çok zeki yaratmış. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama kafa hep üç kağıda çalışıyor. Problem orada. Ben bir ara cezaevlerine seminere gidiyordum. Metris cezaevindeyim. Baktım 4 tane yakışıklı delikanlı var. Ama eli ayağı düzgün, karizmatik. Oğlum sizin ne işiniz var cezaevinde? Adam falan mı öldürdünüz dedim. Yok hocam dediler biz cırt cırttan girdik. O ne dedim? Meğer dünyanın en büyük kredi kartı kopyalama çetesiymiş. İşin daha da ilginci. Dördü de Boğaziçi bilgisayar mezunu. Oğlum niye yaptınız dedim.
Hoca dedi ben Boğaziçi bilgisayarı bitirdim dedi. Şimdi gidip bir şirkette çalışsam en fazla bana ayda 10 bin dolar maaş verirler. Ben dedi saniyede 10 bin dolar kazanıyorum dedi. 36 yaşında ilk okul mezunu bir abi vardı. 42 yıl ceza aldı. Abi dedim Allah ömür verse 78 yaşında çıkacaksın cezaevinde. Cezaevinde 42 yıl geçer mi dedim. Merak etme hoca devlet beni burada tutmaz dedi. Anlamadım dedim. Devlet dedi beni cezaevinde tutarak zarara uğruyor dedi. Abi anlamadım dedim. Hoca dedi ben Rus mafyasıyla çalışıyordum dedi. Biz dedi cuma akşamı başlayıp pazartesi sabahına kadar Avrupalıların hesabından bizim Türklere para transfer ediyorduk. Milletin hesabını boşaltıyorlarmış. Bir ara psikolojik bir sıkıntısı vardı. Ben de yardımcı oldum. Tam cezaevinden çıktım. Çıkacağım eğildi kulağıma. Hoca dedi seni çok sevdim dedi. İstersen sana bir link vereyim köşeyi dön dedi. Aman abi kalsın dedim. Bir link verse köşeyi döneceğim. Hollanda'da bir süt fabrikasının genel müdürü bizim bir Türk işçi yüzünden 3 ay hastanede psikiyatrik tedavi gördü. Müdürüm demiş bu ay öyle bir şey buldum ki %20 daha çok kazanacağız. Ne? %20 hemen söyle süte %20 su katalım demiş. Lan oğlum niye katacağız demiş. Ben demiş evde denedim %20 oranında katınca sütte bozulma olmuyor. Böylece %20 daha çok kazanacağız. Adam kafayı yemiş. İlin ismini söylemeyeyim oralı olup alınmasın. Anadolu'da bir peynir fabrikası sahibi arkadaşım var. Sıtkıcım diyor bizim elemanlar sabah çıkar köylere süt toplarlar. Günde 30 ton süt toplarlar. Fabrikada ayrıştırma makinamız var. Sana yemin ediyorum 30 tonun 10 tonu sudur diyor. Ramazan bayramı 1-2-3. Kurban bayramının 4 gününde biz toplamayız. Burada bir Kur'an kursumuz var. Onlar toplar sütü bize getirirler. Biz de onların yıllık peynir ihtiyacını görürüz. Kur'an kursunun topladığı gün 20 ton çıkıyor diyor. Niye dedim? Kur'an kursuna verirken çarpılırız diye korkuyorum. Böyle de imanlı bir millet. Bu kola, dondurma, çikolata makineleri var. Biliyorsunuz demir paraya atıyorsunuz. Makinesi kola, dondurma, çikolata, kahve, su veriyor. Avrupa'da 2 euro. Demir para. Bizim parayla 6,5 lira. Atıyorsun demir 2 euroyu. Makine sana 1 euro para üstü veriyor. Su, dondurma ne istiyorsan alıyorsun. Fakat adamların 2 eurosuyla bizim bu yeni çıkan 1 liramız tıpatıp aynı. Bizim Türkler atıyor 1 milyonu, makine 1 euro para üstü veriyor, bir de kola dondurma alıyorlar. Türkiye'den giderken çuvalla demir 1 milyonluk götürüyorlarmış. Soruyorlarmış gümrükte ne yapacaksınız bu kadar demir parayı? Vallahi kurban hatıra olsun diye getirdik. Birkaç sene önce Avusturya'da sordum. Devam ediyor mu dedim. Sorma hocam dediler bilmem kaç yüz milyon dolara mal oldu. Bütün sistemi değiştirdiler. La dedim Avrupa'da ekonomik kriz var niye bu kadar masraf yaptılar? Hocam dediler turistler de getirmeye başladı. Onların da ahlakını bozduk. Bingöl'de dağın başında çobana mikrofon uzattım. Hayatta ne yapmak istiyorsun dedim. Valla kurban dedi bir an önce popstara katılıp yıldız olmak istiyorum dedi. Herkesin derdi kısa yoldan köşeyi dönmek. Gençler gecenin birinde sabahın beşinde ok ok ezberlemeye çalıştığınız ayetlerin üzerinde Kur'an'ın üzerinde alın teri ve gözyaşınız yoksa vallahi de billahi de başarılı olamazsınız. Ya başarılı olmak kolay mı? İçinizde hafız olmayı isteyen gençlerim vardır. Bir örnek olsun, bir model olsun. İnanıyorum ki bu örneği birazdan burada hafız olmak isteyen bir kardeşim aynı şekilde kendine uyarlayacak ve farklı bir hayata adım atacak. Bak dünyalık bir hedef için birileri neler yapıyor. 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engellide Mersinli bir kızımız Avrupa şampiyonu oldu. Kızla bir röportajım oldu. Kız diyor ki tam 4 yıldır tek bir hayalim var o da Avrupa şampiyonu olmak. Kızın defterinde, kitabında, çantasında, ayakkabısında, eşofmanında 12.63 yazıyor. Odasının her tarafı 12.63. Antrenman yaptığı sahanın her yerine 12.63 yazmışlar. Hocasının cep telefonunun son 4 rakamı 12.63. Hocam diyor yarış başladı, yarışı bitirdim, dönüp skorboard'a bir baktım 12.63 yazıyor. 12 saniye 63 salise ile Avrupa şampiyon oluyor. Akşam yatağa giriyorum, yorgunum, yatışam. Duvarda 12.63'ü bir görüyorum, çıldırıyorum, kalkıyorum antrenmana devam. Gündüz hocam pestilimi çıkarmış, kalkacak halim yok. Kızım görmüyor musun diyor. Ben 12.63'ü görünce çıldırıyorum, kalkıyorum antrenmana devam. Tam 4 yıldır her gece rüyamda yarışı birincilikle bitirdiğim skorboardta 12.63 yazdığını görüyorum. Ben eskiden bir tekvandocu, güreşçi, halterci, Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu olduğunda 1 milyon dolar paralar, evler, arabalar şunlara bak diyordum. Adamlar gitti bir dünya şampiyonu oldu, malı götürdü. 2011
Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. Ben de milli takımın psikoloğuydum. 3 ay onlarla beraber aynı kamptaydım. Günde 8-10 saat nasıl antrenman yaptıklarını gördüğümde, her antrenmanda tonlarca yükü nasıl kaldırdıklarını, antrenman maçında nabızlarının 180-200, normal insanın nabzı 150 oldu mu küt öbür tarafa gider, 200'leri nasıl vurduğunu gördüğümde, 120 kiloda dünyada kimsenin yeremediği, adeta bu insan değil dedikleri, canlı görseniz korkacağınız Kübalı Lopez'i yenebilmek için bizim Rıza Kayaalp'in Bolu Aladağ'da sabahın 5'inde sabah namazını kıldıktan sonra nasıl antrenmanlar yaptığını gördüğümde, ki Lopez'i yenip Rıza dünya şampiyonu oldu, abi dedim ya, bunlar az bile kazanıyor. Sevgili anne babalar, bizim çocuklarımızın en büyük problemi hedefsizlik. Maalesef hedefleri yok, hayalleri yok, idealleri yok. Bu olmayınca da sabaha kadar bilgisayar, cep telefonu, akşama kadar yat. Hayalsiz, idealsiz bir hayat. Denizli'nin Buldan ilçesinde 17 yaşında bir delikanlı Hülya Avşar'a mektup yazıyor. Öldüğümde cennette koruyucu meleğin olacağım. Tütün ilacı içiyor, intihar ediyor. 5 gün komada, komadan çıktığında ilk sözü onun sesini duymak. 24 saat sesi dinletiliyor, odasını onun posterleriyle donatmışlar. Bak, ülkemin 17 yaşında bir delikanlısı hayatını neye adamış. Aynı günlerde haberlerde izlediğim zaman sabaha kadar ağladım. Kendimi, kişiliğimi, kimliğimi, karakterimi, kim olduğumu, nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, nasıl bir insan olmam gerektiğini sorguladım. Yeni bir hayata adım atmama vesile olan Amerikalı üniversite mezunu barış eylemcisi 23 yaşında Rachel Corell diye bir kız Amerika'dan kalkıyor, Filistin'e gidiyor. Bir İsrail buldozerini yıkmak istediği Filistinli doktorun evin önünde duruyor. Tüm uyarılara rağmen çekilmiyor. Buldozer geliyor, kızı eziyor. Tekrar geri gidiyor. Dili, dini, ırkı, her şey farklı olan, sadece mazlum bir milletin sesini dünyaya duyurmak isteyen o kızı bir daha eziyor. Yüzü paramparça, kanlar içerisinde hayata gözlerini yumduğunda kendime şunu sordum. Peki Sıtkı, bir gün senin üzerine buldozerler geldiğinde kenara çekilmeyecek kadar inandığın bir hayalin, bir idealin, bir gayen, bir davan, bir amacın var mı? Gençler, bir hayaliniz var. Ama hafız olmak, ama şu gök kubbede hoş bir sefa bırakmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Ama öyle bir hayal ki üzerinize buldozerler geliyor. İlla demir yığını olmak zorunda değil. Ailenizin maddi durumu müsait olmayabilir. Etrafınızda komşunuz, akrabanız. Hadi kız oradan, sen mi hafız olacaksın? Sen kim? Hafız olmak kim diyorlar. Belki sizi küçük görüyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Ama siz o hayale öyle bir inanıyorsunuz ki akşam yatağa giriyorsunuz, gözünüze uyku girmiyor. Çünkü duvarda hayalinizin resmi asılı. Sabahın 5'inde herkes mışıl mışıl uyurken siz yorganı fırlatıyorsunuz. Çünkü sizin gidecek bir yolunuz, bir hayaliniz, bir idealiniz var. Var mı böyle bir hayal be kıymetli dostlar? Uzatmayacağım. Çocuklarınızı heyecanla bekliyorsunuz, ben de bekliyorum. Biz çocuklarımıza sorumluluk vermiyoruz. Kıymetli dostlar, 17 yaşında delikanlıya bu ülkede ev sizin mi, kira mı dedim. Bilmem dedi, babama sor dedi. 15-16 yaşında liseli gençlere nasılsın diyorsun. He ben aptal aptal yüzünüze bakıyor, konuşmayı bilmiyor. Misafirliğe gittik, 14 yaşında oğlanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık Sıtkı Hoca'ya hoş geldin de. Geldi salonda böyle yüzüme bakıyor. Nasılsın dedim. Dersler nasıl dedim. Hayat nasıl gidiyor dedim. Hadi git dedim. Bir kelime konuşmadım. 6. sınıfa giden çocuğa anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor. Hadi oğlum şu kaşığı da al. Ama ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak, aç. İnan öyle çocuklar yetiştirdik. Evinizin kapısına salsanız servissiz okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsalar evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz, zavallı çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuğun suçu yok. Küçükken yolda giderken bir çukurla karşılaşıyor. Fıtratı gereği düşe kalka çukuru geçmeyi öğrenecek. Anası bir kolundan, babası bir kolundan. Hop benim aslan tosunum. Ondan sonra tosunlar büyüyor, tosacak yer arıyor. Tosun tosun tosun. Ne yapar tosun? Tosar. Tosun yetiştirmeyin, çocuk yetiştirin ya. Allah aşkına bazen soruyorum annelere. Bu sokakta 12, 13, 14, 15 yaşlarında kız görünümlü odunlar, kalaslar kimin diyorum? Bizim diyorlar. Odun, odun. Misafirliğe gidiyorsun, çayı abi getiriyor, abla getiriyor. Abi, abla, kız nerede, oğlan nerede? Şey hocam, odasında ders yapıyor. Lan ne dersi? Çıkmıyor. Kız diyorsun, geberişçe bir çık, teyzenlere hoş geldin. Beni gebersen çıkmam diyor. Zaten çıksa çayı dökecek de saka. Ya bir çık, bir insan yüzü gör. Bak,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşında kızı olanlar. 15'ten sonra geçti Borun Pazarı, eşeğinizi nereye sürerseniz sürün. Haftada en az iki akşam yemeği onlara yaptırın. Haftada en az bir akşam bulaşıkları lavaboda ellerinde yıkatın. Verin eline bezi, şu yerin tozunu alsın da. Ya şu bel bükülsün, kız olduğu, kibar olduğu, bir şeye benzediği ortaya çıksın ya. Odun gibi durmasınlar ya. Geçen asistanım bir görüntü gösterdi. Kusura bakmayın, bizim evde televizyon, internet, bilgisayar olmadığı için mağarada yaşıyoruz. Bir şey görme şansımız yok. İzlemesem vallahi inanmam. Gözlerimle gördüm İbrahim Hocam. Yoksa böyle bir şey olmaz derim. Bu TRT1'de üniversite mezunu kalas kızlara iş yaptırılan bir program var. Ha, ana hoca, ana hoca. 28 yaşında üniversite mezunu bir kız. Elinde tereotu. Kelime anlaşıldı mı? Dere değil. Tereotu. Aynen arkadaşına şunu söylüyor. Ay kız diyor, galiba diyor tereyağı tereden oluyor. Öküz! Affedersiniz. Tereyağı tereden oluyor. Doğru, tereyi sıkarsan yağ çıkar, aha sana tereyağı olur. Portakal soyma yarışması var. Ay anacığım diyor, ben diyor soyamam diyor, parmaklarımı keserim diyor. La 28 yaşında üniversite mezunu bir kalasın, bir portakal soyamadıktan sonra ne yapayım ben seni ya? İş yaptırın iş. Eylül ayına bayılırım İstanbul'da. Türkiye'nin dört bir tarafında çocukları üniversiteyi kazanmış dostlarımız gelir. Misafir ederiz, götürürüz, kaydederiz. Boğaziçi, Marmara, İTÜ, Yıldızşehir, Koç, Sabancı. 19 yaşında Marmara hukuku kazanmış delikanlı. Kayıt yapmaya gittik. Kampüste ailece, babasıyla, annesiyle beraber anons ettiler. Filanca gel, kaydını yapacağız. Oğlum dedim, biz babanlarla çay içiyoruz, sen git kaydını yap gel. Hocam dedi, babam olmadan yapamam dedi. Lan oğlum dedim, sen git kaydını yap, biz buradayız. Hocam yapamam dedi. Babası çayı bıraktı, hocam ben geliyorum dedi. Ya 19 yaşında hukuk fakültesini kazanmış delikanlı. Her tarafı hukukçu olsa ne olur, adam olsa ne olur ya. Ayakları üzerinde duran sorun. Bugün eve gittiğinizde sorun. Liseye giden kızınız oğluna, kızım oğlum bu ay elektrik faturamız kaç para geldi? Doğalgaz faturamız kaç para geldi? Su faturamız kaç para geldi? Bakalım kaç tanesi biliyor. Yarın git marketten peynir aldı, vallahi hangi peynir alacağını bilmez. Bu ülkede ekmeğin kaç para olduğunu bir bizim çocuklar bilmiyor, bir de Kılıçdaroğlu. Bilmez. Bak sorun akşam, bilmez. Çünkü anne baba getiriyor, anneler. Bak kendinizi anne falan mı zannediyorsunuz siz? Hizmetçisiniz, hizmetçi. Yaka kartı takın. Bu evin hizmetçisi diye belki maaş bağlar devlet ha. Baba gece gündüz çalışıp para kazanan, anne de babanın kazandığı parayla çocuğa en markalı ayakkabıyı, cep telefonu, tişörtü alan, akşam çöp attırmaktan, marketten ekmek aldırmaktan aciz, zavallı anne babalarız. Zavallı, zavallı. Çöp attıramıyoruz. Bu evin hizmetçisi ben miyim diyor. Onun istediğin iki gün alma, göreyim seni. Liseye giden kız. Anasından Nike marka ayakkabı istemiş. Anası da almamış. Günlüğüne yazmış ama akıllı kızları severim. Günlüğü de ananın göreceği bir yere koymuş. Kadın ağlayarak geldi. Aynen cümleyi okuyorum. Annem iki haftadır istediğim Nike marka ayakkabıyı almıyor. Hasan geçenlerde beraber kaçalım dedi. Acaba Hasan'la kaçsam mı? Neyse iki gün daha bekleyeyim, belki alır. Hadi alma da göreyim seni. Hasan köşede bekliyor. Sen almazsan Hasan alacak. Hem de ne Nike'lar, Adidas'lar. Ya çocuklar bizi çözdü, biz onları çözemedik. Geçen bayan arıyor. 8 yaşındaki oğlu 500 liralık bir PlayStation tarzı bir şey istemiş. Demiş ki anne, biliyorum önce hayır diyeceksin. Ama boşuna uğraşma. Ama 1 milyon, ama 2 milyon, ama 3 milyon kere söyleyeceğim. Sonunda pes edeceksin ve bu savaşı ben kazanacağım. Hocam diyor, ben şimdi ne yapacağım? E dedim, çocuk sana ne yapacağını söylemiş işte. Çocuk seni çözmüş de sen çocuğu çözememişsin. Kıymetli